Merhaba canlar, 2022 Aralık ehliyet sınav sorularıyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimler açabilirsiniz. Böylece her yeni videodan haberdar olabilirsiniz diyorum. Yine değerli arkadaşlar, Ehliyet Hocam uygulamasını Google Play'den indirebilir. Bu sayede günlük soruları çözebilirsiniz. iPhone'sa telefonunuz arkadaşlar, maalesef bunu indiremiyorsunuz. Onun yerine ne yapıyorsunuz? ehliyethocam.org adresine giderek buradan çözümlerinizi gerçekleştiriyorsunuz diyorum. Son bir hatırlatma, bizi Instagram'da da takip edebilirsiniz. Hatta daha aktifiz orada, öyle söyleyeyim. Soru paylaşımları vesaire de yapıyoruz. Orada ehliyet.hocam adresinden takip ediyorsunuz. Yine biliyorsunuz kazandıran soru bankamız var artık. Kapıda ödeme imkanı, WhatsApp siparişinden sipariş ederek işte kapıda ödeme, kredi kartıyla ödeme veyahut da işte EFT yapma seçeneklerinden birini seçip bu soru bankasına da sahip olabilirsiniz diyorum. Fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Kulağım çınlıyor, sonra geceleri uykum gitmiyor. Evet, hemen sorularımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir demiş birinci sorumuz. Batı, doğu, kuzey, güney ışıklarda verilmiş. Evet arkadaşlar, böyle sorularda ben daha çok ne diyordum sizlere hatırlıyorsanız. Şöyle kalemimizi çıkartıyoruz. Bir dikdörtgen çiziyoruz. Dikdörtgen. Türkiye haritasını hemen gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Eğer Türkiye haritasında sağ tarafı hemen şöyle getirin. Sağda hangi illerimiz vardı? Evet, Hakkari var değil mi? Erzurum var. Burası o zaman doğu, en sağda doğu olduğuna göre doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Boyun, sırt, bel, omurları kırıklarında yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir demiş. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması, nabzın atışlarının sürekli hızlanması, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması şıklarda verilmiş. Ama doğru cevabımız ne demiş? A şıkkı, vücudun bir bölgesinde felç oluşması olacak doğru cevabımız arkadaşlar. O yüzden baş, boyun, gövde düzlemini dik bir biçimde tutmak gerekiyor böyle hastalarda. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar demiş. Rot, amortisör, diferansiyel, helezon yay şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de diferansiyel olacak arkadaşlar. Nerede benim güzel şeyim? Ha. Arkadaşlar hatırlıyorsak şöyle tekerlekleri düşünürsek. Şuralar tekerlek var şöyle. Şurada vites kutumuz var. Arkadaşlar şurada şaftımız var. Şu kısımda bulunan o biraz böyle yuvarlaksı kısımda diferansiyel bulunur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır demiş. Yakıt tüketiminin azalması, trafik yoğunluğunun artması, trafik yoğunluğunun azalması, yürüme alışkanlığının oluşturulması demiş. Tabii ki de doğru cevabımız trafik yoğunluğunun artması olur arkadaşlar. Bu da bizim için zarardır. Ne yapar? Yakıt tüketiminde ne yapacaktır? Yoğunluk arttığı için artacak. Eşittir çevreye zarar artacak. Böyle silsile şeklinde sayabiliriz bunları. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetleri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlemelerle belirlenmiş yere ne ad verilir denmiş. Garaj, durak, otopark ve park yeri şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet B şıkkı olacak arkadaşlar. Bunu bilemeyeni dövüyorlar, hatta damdan aşağı yavaşça itip ben görmedim diyorlar. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır? Aracı yavaş kullanmak için, lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için, daha rahat vites değişimi için, lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için aracın, doğru cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. Neden? Şöyle söyleyeyim ben size. Eğer aracımızda şöyle nasıl çizsem bunu. Şunu arkadaşlar ön tekerlekler olarak düşünün, tamam mı? Şöyle. Eğer tekerleklerin biri bu yöne doğru, diğeri de bu yöne doğru yapıyorsa ne olacak arkadaşlar? Bu iki teker, ikisi de farklı istikametlere çektiği için bir, tekerlekte titremeler meydana gelebilir direksiyonla. İki, arkadaşlar bu araçların
Bu tekerleğin bu kısımları, yani iç kısımları farklı yönlere çektiği için birbirine aşıntı daha fazla olacaktır. Tabii buna bağlı olarak da istikamet takibi de düzgün olmayacaktır. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerin hangisi çalışır durumda olmalıdır? Korna, yağ lambası, şarj lambası, sinyal lambası şıklarda verilmiş. Eğer arkadaşlar römork bağlıyorsanız bu özellikle lastik tekerli traktörler için geçerli. D şıkkı sinyal lambası mutlaka takılı olmalıdır fiş olaraktan arkadaşlar. Tabi arkaya topuzumuz varsa yine aynı şekilde takılı olmalı. Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye hapis cezası hangisi uygulanır diyor. Sürekli eğer burayı işgal ediyorsa hafif para cezası, pardon, hafif hapis cezası, sadece ceza puanı, trafikten men cezası, para cezası ve ceza puanı. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim en sol şeridimiz sollama şerididir ve burayı sürekli olaraktan işgal etmek yasaktır. Bu sebepten dolayı D şıkkındaki öncelikle adama para cezası, akabinde tabi zaten para cezasını yediğiniz zaman ceza puanı da düşer arkadaşlar. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A ben 5,5, B 4 saat 5, 4,5 saat, C şıkkı 3,5 saat, D şıkkı ise 2,5 saat. Şimdi değerli arkadaşlarım, 24 saatlik süre içerisinde bizim en az 4,5 saat ne yapmamız lazım? Dinleme süresi olması gerekiyor. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur ve durum öncelikle aşağıdaki organların hangisinde hasar oluşturur? Mide, beyin, karaciğer ve kalın bağırsak şıklarda verilmiş. Arkadaşlar eğer böyle bir durum meydana gelirse ilk olarak ne ölümü gerçekleştiririz zaten? Beyin ölümü gerçekleşti deriz. Eğer beyin ölümü gerçekleşmişse kalp atsa bile artık hastayı geri getirmenin umudu bitmiş sayılır. Niye sayılır diyorum? Çünkü bazen döndürüyorlar. Yeni yönetmeliğe göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Çekici, otobüs, kamyon, iş makinesi. Doğru cevabımız C şıkkı kamyon olacak arkadaşlar. Kamyonu kullanabilir. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilenlerden hangisi görülür? Tokluk hissi, yavaş nabız, görmeden etlik, yüzeysel solunum. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı olacak arkadaşlar. Yüzeysel solunum görülür. Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A 1 numaralı şeridi, B 2 numaralı şeridi, C 3 numaralı şeridi, D istediği şeridi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 1 numaralı şeridi izlemelidir. Ne yapacak? 1 numaralı şeridi izleyecek. Şöyle gelecek. Hop, buradan dönecek arkadaşlar. Evet, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız arkadaşlar ben hızlı gittiğim zaman siz durdurup devam ettirebilirsiniz. Evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Tehlikeli viraj yön levhası. Bu arkadaşımız yani şu yol ver demek arkadaşlar. Genelde tali yolda bulunur. Bunu gördüğünüz zaman o bölgenin tali yol olduğunu anlayabilirsiniz. Şunu görüyorsanız arkadaşlar şunu tali yol, ana yol kavşağına yaklaştığınızı bildirir. Eğer bunu görüyorsanız sizlere kontrolsüz demir yolu en az tek hata yaklaştığınızı gösterir arkadaşlar. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır demiş. Araçların takip mesafesine uyması, 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi, 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi,
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Yani 3 numaralı kamyonun öndeki araçlar geçmesi yasaktır. Nereden anlıyoruz biz bunu? Hemen şu eğim tabelasının altında bulunan yük taşıyan araçların için geçme yasağının başladığını gösteren levhayı gördüğümüz anda bunu göreceğiz. Yapacağız. Aşağı şekildeki karayolu üzerinde soru işaretiyle gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir? Ya banket, yaya yolu, yaya geçidi, bisiklet yolu. Doğru cevabımız yaya geçidi olacak. Değerli arkadaşlarım bunu yaya yolu ile karıştırıyorlar. Yaya yolu arkadaşlar yolun kenarında bulunur. Şu şekilde devam eder. Eğer yaya geçidini arıyorsak yolun karşıdan karşıya yayaların geçmesi için ayrılmış olan kısmına denir arkadaşlar. Kamyon, çekici, otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında saklamak zorundadır? 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 1 ay boyunca saklamak zorundadırlar. Ne işe yarıyor bu takograf? Arkadaşlar ehliyetinizi takarsınız bu araçlarda. Uzun mesafe giderken bunu kesinlikle ehliyetinizi takmak zorundasınız. Diyelim ki hız yaptınız, tak kaydeder. Diyelim ki ne yaptınız? Uyumadınız. Uyuma sürülerini açtınız, tak kaydeder oraya. Ve en yakın ehliyet trafik kontrol noktasında bunlara bakarlar. Eğer hatalıysanız size geçmiş olsun butonuna basıp uğurlarlar. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Yere oturur pozisyon verilmesi, egzersiz yapmasının sağlanması, kullandığı araçları varsa alınmasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Yarı oturur pozisyon verilmesi olacak. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır demiş. Yolcuların kasa içinde ayrılmış yerlere oturtulması, kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, yüklerin bağlanması. Doğru cevabımız bilemeyene bunu ne yapıyorlar? Yine damdan aşağı itiyorlar. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Otomobilin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? Sürücü belgesi, araç tescil belgesi, araç imalat belgesi, TÜRK muayene raporuna. Doğru cevabımız D şıkkı TÜRK muayene raporuna bakması yeterlidir arkadaşlar. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? Ortasında, hizasında, altında, üzerinde diye şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Üzerinde olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklı kusurdur? Bakın bazen motordan, bazen çevreden, bazen arkadaşlar işte sürücüden kaynaklı olabiliyor. Bunları ayırt etmeniz lazım. A. Aşırı hız yapılması, frenlerin ayarsız olması, rölanti ayarının bozuk olması, lastikler havasının az olması. Hangisi sürücüden kaynaklı arkadaşlar? Tabii ki de A şıkkı aşırı hız yapılması olacak. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ASR, ABS, emniyet kemeri, hava yastığı şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de emniyet kemeri olacak arkadaşlar. Bunu bilemeyeni dövmüyorlar, Allah'a havale ediyorlar arkadaşlar. ASR'yi bilmeyen arkadaşlarımız için, diğerlerini biliyorsunuzdur inşallah. Burada bir ASR'yi bilmiyorsunuzdur. Arkadaşlar diyelim ki aracınızla yokuş yukarısınız, kalkış yapacaksınız. Patinaj yapmasını engelliyor aracınızın. Kısaca böyle diyebiliriz. Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmek olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez? Bencil,
sorumsuz, görgü seviyesi düşük, empati düzeyi yüksek. Diririn. Arkadaşlar böyle sorularda ya hepsi olumsuzdur, tamam mı? Genelde bu trafik adabı sorularında ya hepsi olumsuzdur ya da hepsi olumlu bir tane. Yani hani ya bir tanesi olumsuz ya bir tane olumlu vardır. Diğerleri tam bunun zıttıdır. Burada bakın bakalım. A, B ve C şıklarında olumsuz ama D şıkkında olumlu bir şey verilmiş. %90 ihtimalle de doğru cevap O olur. Hani bu soruların tüyosu bu. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlaması olduğunu bildirir demiş. Evet, durdurup bakabilirsiniz. Doğru cevap veriyorum. Tabii ki de arkadaşlar doğru cevabımız bu olacak. Gördüğünüz gibi zaten 10 metrelik bir uzunluk sınırlaması olduğunu bize ne yapıyor? Bildiriyor. Burada dingil baş ağırlığı 6 tondan fazla olan araçların giremeyeceğini, burada genişlik olaraktan 2,5 metreden geniş araçların giremeyeceğini, burada ise yükseklik olarak 3,5 metreden yüksek araçların o bölgeye giremeyeceğini söylüyor. Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır demiş. Arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama demiş. Doğru cevabımız evet. Arkadaşlar bunların hepsi arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, bunların hepsi asli kusur sayılır. Bir numarayı birçoğumuz kabul etmeyecek. Neden? Hocam aniden durdu adam, çarptım. Suç bende mi? Evet sende. Neden? Takip mesafesine uymadığın için. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Sola dönülmez. Sola zorunlu yön. Sağa meğer zorunlu yön. Sağa dönülmez. Doğru cevabımız A şıkkı, sola dönülmez olacak. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar. Vücudun sıcaklığı, vücudun sıvı dengesini sağlar. Oksijen, besin maddesi ve hormonların hücrelere atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır. Vücudumuzun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunulmasını sağlar. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı olacak. Vücudun hastalık ekranı olan mikroorganizmalara karşı zayıflatmaz. Ne yapar? Tam tersine güçlendirir. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır diye sorumuz gelmiş. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır. Vücudun canlılık fonksiyonunu yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur. Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır. Yediğimiz organların sindirilerek vücudumuzda yararlı hale getirilmesi işlemidir. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Vücudumuzun canlı fonksiyonunu yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğu. Dokular birleşimi neyi oluşturacak? Organları oluşturacak. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur? Ön lastiklerin birine, arka lastiklerin birine, çekici lastiklerin ikisine, çekici olmayan lastiklerin ikisine. Tabii ki de doğru cevap C şıkkı olacak. Çekici lastiklerin ikisine de takılması gerekir arkadaşlar. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? Trafik suçu, trafik terörü, trafik kusuru, trafikten men. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Trafikten men olacak. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. İleri mecburi yön, giriş olmayan yol, geçme yasağı sonu, hız sınırlaması. Bunu çoğu zaman nerede görürsünüz? İşte mağazalarda falan görürsünüz eksi şeklinde. Bu ne demek? Buradan giremezsin demek. Burada giriş olmayan yol olduğu, ters yön olduğu bununla bildirilir. Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır? Kavramada titreşimler hissedilir. Direksiyonda titreşimler hissedilir. Diferansiyelde titreşimler hissedilir. Vites kutusunda titreşimler hissedilir. Ah, benim kalbim titredi gitti ya. Doğru cevap
B şıkkı direksiyonda arkadaşlar böyle bir titremeyi hissedersiniz. O zaman fazla vakit kaybetmeden en yakın muayene istasyonuna, gidin, TÜBİTAK değil yani, tamirciye götürüp bakın arkadaşlar. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? 1 numaralı araç, 2 numaralı araç, 3 numaralı araç, 4 numaralı araç. Diridit bunu bilemeyin. Evet, doğru cevap C şıkkı olacak. Gördüğünüz gibi devamlı çizgide sollamaya kalkmış bu vatandaş. Kendisine Pamuk İmam amcamız dıkar böyle devam ederse inşallah devam etmez. Hatasından tövbe eder, şeridine döner. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Gevşek şev, dönel kavşak, yandan rüzgar, gizli buzlanma. Doğru cevabımız gizli buzlanma olacak arkadaşlar. Bu işareti gördüğünüz zaman gizli buzlanma olabilir. Lütfen dikkatli bir biçimde yolunuza devam edin. Ne yapacaksınız? İşte hızınızı düşüreceksiniz. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? Akünün boşalmasından, akünün tam şarjlı olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akünün kutup başlarının sıkı olmasından. Doğru cevabımız A şıkkı, akü boşalmıştır arkadaşlar. Veyahut da marş motorunun kömürleri gitmiştir ama marş motorunun kömürleri gitse bile bir tık tık sesi gelir. Çeken ve çekilen araçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Kamyon ile kamyoneti çekmek, çekenle çekilen araç arasında yük ve yolcu taşımak. Arkadaşlar zaten gayet A çıkar değil mi? Çeken ve çekilen araçta yük ve yolcu taşımak yasaktır. Doğru cevap B olacak. Diğerlerini okumaya bile gerek yok. Aşağıdakilerin hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması, tel, lastik, ip gibi malzemeler kullanması, uygulanan bölgenin üzerinin sargı beziyle kapatılması, kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazılması. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Böyle yazılması deyince insanlar bu şıkkı pek önemsemiyor ama doğru cevap D şıkkı. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Yanığa bağlı oluşan su kabarcıklarının patlatılması. Böyle zevkli hadisler yoktur inşallah aramızda. Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi yapılması lazım. Doğru. Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması olabilir. Doğru. Bilincin yerinde ise bol su verilmesi. O zaman doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Kabarcıkları kapatmak, patlatmak yanlıştır. Hücreler kendini tam tedavi etmişken bir daha hasta edersiniz. Araçta yanlış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigorta ile değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Bujinin daha iyi ateşlemesine, farların daha canlı yanmasına, akünün daha çabuk bitmesine, elektrik tesisatının yanmasına. Hıçkırık tuttu beni de var ya böyle böyle hıçkırıp duruyorsun. Doğru cevap. Evet arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Elektrik tesisatının yanmasına. 41. soruyla devam ediyoruz. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içerisinde yer almaz? Bilinci, dolaşımı, solunumu, diş eti kanaması. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı diş eti kanaması ama diğerleri bizim için önem taşımaktadır. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu tepesiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 70 kilometre, 80 kilometre hız, 90 kilometre hız ve 100 kilometre hız şıklarla verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı 100 kilometre demiş.
Evet, 100 olacak arkadaşlar. 43. sorumuz. Yerleşim birimi dışarısındaki karayollarında geceleri seyrederken yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken benzeri yer ve hallerde nokta noktaların yakılması mecburidir demiş. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Sis ışıklarının, park ışıklarının, yakını gösteren ışıkların, uzağı gösteren ışıkların. Doğru cevabımız D şıkkı. Uzun gösteren ışıkları yakacağız ama önümüzde herhangi bir araç varsa veyahut da bu tip bir şey varsa derhal bizim ışıkları söndürüp göz kamaşmasını engellememiz gerekiyor. Evet, 44. sorumuz. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Bol su ile yıkamak, yara merhemi sürmek, kuru sargı bezi ile kapatmak, oksijenli su ile yıkayıp sarmak. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Bol su ile yıkamak olacak. Neden? Çünkü su nötrleyicidir arkadaşlar. Eğer asit ise asitlik özelliğini kaybettirir. Baz ise bazlık özelliğini kayıp ettirir. Bu arada Seydikemer'deki kimyacıma da teşekkürler. Vay be, unutmadım adamı ya. Belki hoca gitti ama yani 2012 sezon 2011 o civarlara kadar oradaydı. Çok güzel bir kimya hocasıydı. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Polen filtresinin, fren hidroliğinin, araç lastiklerinin, soğutma suyunun. Doğru cevabımız A şıkkı, polen filtresinin olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Verilenlerden hangileri motorun hararet yatma sebebidir? Termostatın arızalanması, devirdaim pompasının arızalanması, radyatör üzerinde bulunan fan mühürünün arızalanması demiş. Doğru cevabımız tabii ki de hepsi. Termostat arızalıysa hararet yapar. Devirdaim pompası döndürmüyorsa yapar. Fan mühürü arızalıysa yapar çünkü fan çalışmaz. Doğru cevap hepsi oluyor. Evet, verilen pozisyonun adı nedir diye soru gelmiş. Gayet güzel pozisyon. Alt çene pozisyonu, koma pozisyonu, şok pozisyonu, baş çene pozisyonu. Şıklar da verilmiş. Bunu genelde alt çene pozisyonu olarak işaretleyen arkadaşım. Yanlış işaretliyorsun. Bak en sonunda damdan aşağı sarkıtacağım seni. Doğru cevap D olacak. Nasıl veriyoruz bu pozisyonu? Başın alın kısmından tutup aşağıya doğru itiyoruz. Çeneyi yukarı doğru çekiyoruz. Böylece kolay bir hava yolu oluşturuyoruz arkadaşlar. Manevra yapılacak sürücü aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır? Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Manevra başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. A 1 2 3, B 1 3 2, C 3 1 2, D şıkkı ise 3 2 1 olarak geçmiş. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 1 3 2 şeklinde olacak. Öncelikle hemen burayı açıklayalım biraz. Öncelikle ana yolda bulunan 1 numaralı araç devam eder. Daha sonra gene ana yolda bulunan 3 numaralı araç dönüş işaretini tamamlar. En son tali yolda bulunan aracımız yola devam eder. Bazı dış kanamalarda yara üzerinde basınç uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Psikolojik destek sağlamak, yaralı bölgenin sıcaklığını korumak, damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak, damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek demişler. Kendileri doğru cevap ne demiş? D şıkkıdır kocaman demiş. Hayır yanlış biliyorum demiş. Damarı sıkıştırıp kanın dışarıya akmasını engellemektir arkadaşlar. Basınç uygulamak. Turnikede de aynı taktiği uyguluyoruz. Arkadaşlar seviliyorsunuz diyorum. Burada bitiyor videomuz.